14 Ağustos Pazar Bir Gün Gazetesi. Merdan Yanarda. Sosyal demokrasi mi devrimci demokrasi mi? 2. Geçen hafta yani bir önceki yazımda kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi tarihsel bakımdan sosyal demokrat partiler marksist kökenli işçi sınıfı örgütleridir. İşçi sınıfının ilk siyasal örgütlerine ya da partilerine sosyal demokrat adı verilirdi. Batı'nın sosyal demokrat partilerinin tümünün kuruluşunda Maksistler vardı. Örneğin Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucuları arasında bilimsel sosyalist teorinin iki yaratıcı babası Karl Marx ve Friedrich Engels'in de payı bulunuyordu. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin lider kadrosu arasında Plehanov, Lenin, Troçki, Kamanev gibi Marksistler vardı. Bu anlamda sosyal demokrasi kavramının kendisi kadar anlamı ve ortaya çıkış nedenleri de önem taşır. Sosyal demokrat partiler tarih sahnesini yukarıda da belirttiğim gibi Marksizme dayalı işçi sınıfı partileri olarak çıktı. Söz konusu parti ve hareketler Birinci Dünya Savaşı'na kadar da bu niteliklerini korudular. Örneğin Rusya'da insanlığın en büyük eşitlik ve özgürlük atılımı olan 1917 Ekim Sosyalist Devrimi'ne önderlik eden Bolşevikler, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Risidip'in bir fraksiyonu, onun sol kanadıydı. Emperyalistler arasında ilk paylaşım kavgası olan ve sonuç olarak çeşitli uluslardan emekçilerin birbirini boğazladığı Birinci Dünya Savaşı öncesinde sosyalistler arasında da ilk ve en büyük küresel ayrılık ortaya çıktı. Sosyalistlerin devrimci kanı da haklı olarak savaşa karşı çıktı. Enternasyonel tavırda ısrar ederek işçilerin ve halkların kardeşliğini savunmayı sürdürdü çeşitli uluslardan emekçilerin yani sınıf kardeşlerinin birbirinin kanını dökmek yerine kendi burjuva iktidarlarını devirmeleri için çağrı yaptı. Bu çağrının gereğini Rus sosyal demokratlarının bolşevik kanadı yerine getirdi. Sosyal demokrat partilerin sağ kanatları ise işçi sınıfına ve kendi halklarına ihanet ederek parlamentolarda savaş kararlarını destekledi. Bu partilerin sağ ve daha büyük kanadını oluşturan sosyal demokratlar savaş bütçelerine oy verdi. Diğer bir ifadeyle kendi ülkelerinin sermaye sınıfı ve egemen güçleriyle utanç verici bir suç ortaklığı yaparak uzlaştı. Bu gelişme üzerine Rusya'da Vladimir Ilyich Lenin ve Almanya'da Rosa Luxemburg gibi sosyalistlerin önderliğinde ikinci enternasyonalin sol kanadını oluşturan devrimci sosyalistler, sosyal demokrat partilerden ayrılarak komünist adını verdikleri yeni partiler kurarak ayrıca örgütlendi. Bütün ülkelere yayılan bu bölünmeden sonra ikinci internasyonel fiilen çöktü. Dünya Sosyalist Hareketi'nin devrimci kanadını oluşturan partiler Komünist Enternasyonel diye de bilinen üçüncü Enternasyonel'i kurdu. Sermaye sınıfıyla uzlaşan emperyalist paylaşım savaşının bir parçası haline gelen sosyal demokratlarsa siyasal tarihte her zaman halka ve işçi sınıfına ihanet ve döneklikle anıldı sosyal demokrasinin ideolojik ve siyasal önderleri arasında iki isim öne çıkıyor. İlki Marksizm'de bir revizyon yani düzeltme gerektiğini savunan Edward Bernstein, diğeri de Karl Kautsky gibi bir dönemin ünlü Marksistleridir. Başkaları da var ama özellikle bu iki isim sosyal demokrasinin kurucu babaları olarak kabul edilir. Lenin'in Proletarya Diktatörlüğü ve Dönek Kautsky adlı ünlü kitabı, sosyal demokratlar arasındaki bu kopuşun tarihsel ve teorik temellerini ortaya koyar. Bu anlamda sosyal demokrat partiler kurucu ve devrimci değildir. Sol ve demokratik gerekçelerle kurulu düzenin devamını savunan sınıf uzlaşmacı partilerdir. Ufukları kapitalizme aşmaz, aşamaz. Deyim uygunsa emekçileri gözeten İyi niyetli ve vicdanlı bir kapitalizmden yanadırlar. Özetle sosyal demokrat bir partiden söz ettiğinizde marksist bir kökenden ve bir sınıf partisinden de söz ediyorsunuz demektir. Bu köken sizi aynı zamanda işçi sınıfına ve halka ihanet eden bir siyasal geleneğe de götürür. Önce Marx'a, Engels'e, sonra da revizyonist Bernstein ve Dönek Kauski gibi isimlere kadar gidersiniz. Durum böyle olunca Erzincanlı, Trabzonlu, Edirneli, Mersinli ya da İzmirli bir CHP'liye çok uzak olan bu köken ve isimler üzerinden siyaset yapmak zordur. Dahası partileri CHP ile bu isimler ve gelenek arasında bir ilişki kurmak da mümkün değildir ortada tuhaf bir durum vardır. Çünkü CHP, Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat ve Terakki Fırkası, Kuvayi Milliye, Müdafai Hukuk Cemiyetleri çizgisinden gelen daha başka ulusal kurtuluşçu, halkçı, modernleşmeci, kalkınmacı, aydınlanmacı, laik ve bu anlamda devrimci ve demokratik bir damarı temsil eder. Cumhuriyetin kurulması inşa sürecindeki bütün kusurlarına ve tarihsel bakımdan diğer bütün burjuva devrimleri gibi yol açtığı kaçınılmaz kimi sorunlara, kötülüklere karşın bu topraklarda doğu İslam dünyasında gerçekleşen en büyük tarihsel atılımdır. Bu nedenle siyasal İslamcılığın en büyük nefret öznesidir. CHP'nin kaynağında Marksizm değil Kemalizm vardır. Sınıf mücadelesi geleneğine değil, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı, feodaliteye karşı halkça bir modernleşme ve aydınlanma, laiklik mücadelesine dayanır. Doğası böyledir. Çok açık ki ulusal kurtuluş mücadeleleri ve halkçı devrimler tarihsel bakımdan çok daha prestijli atılımlardır. Bu bakımdan devrimci demokratik bir parti ya da harekete sosyal demokrat demek ne tarihsel ne siyasal ne de bilimsel bakımdan doğru olmadığı gibi gereksiz bir zorlamadır. Ulusal bağımsızlıkçı devrimci demokrat partiler sınıfsal değil halkçı örgütlerdir. Bu nedenle ulusal burjuvazi dahil bütün halk sınıflarını içerir. Halkçı ya da devrimci demokratik partilerin ulusal burjuvazi ile ilişkileri ise bir uzlaşma siyasetinden çok ortak bir mücadele tarihine dayalı, görece daha organik bir tarihsel bağa dayanır. Sosyal demokrat partiler ve devrimci demokratik hareketler arasındaki farkı daha iyi ortaya koymak için Latin Amerika örneğine de kısaca bakmakta yarar var. Latin Amerika'daki bağımsızlık mücadelelerinin içinden doğan Simon Bolivarcı partiler de genellikle sosyal demokrat adını kullanmaz. Marksizm dışı sol akımlar olarak da bilinen bu siyasi hareketler ve partiler için daha çok devrimci demokrat kavramı kullanılır. Doğrusu da budur. Bu nedenle Latin Amerika'da birçok örgüt kendi tarihlerindeki ulusal kurtuluşçu bir devrimci liderin adını alır. Dolayısıyla bu parti ya da siyasal hareketler bağımsızlıkçı, laik, halkçı ve demokratik bir çizgiyi temsil eder. Latin Amerika'da İspanyol sömürgeciliğine karşı ilk mücadele bayrağını açan efsanevi devrimci lider Albay Simon Bolivar'dan 1783-1830 adını alan çok sayıda devrimci parti ve örgüt vardır. Sonuç olarak sosyal demokrat yerine devrimci demokrat kavramını kullanmak hem bilimsel bakımdan doğru olacaktır hem de daha saygın bir tarihsel pozisyonu ifade edecektir. Ayrıca siyasal bakımdan kimliğini doğru tanımlamak rotanın belirlenmesi için de önemlidir. 14 Ağustos Pazar Bir Gün Gazetesi. Merdan Yanarda. Sosyal demokrasi mi devrimci demokrasi mi? 2